Yüce Yaratıcı'nın ayrı bir teveccüh buyurduğu özel gün ve geceleri idrak ediyoruz. İçinde bulunduğumuz hac mevsimi ve yerine getirmeye hazırlandığımız kurban ibadeti konusunda Fethullah Gülen Hoca Efendi çok özel değerlendirmelerde bulundu. Hoca Efendi bu dönemde Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir önem verdiği Zilhicce ayının ilk 10 gününe işaret ediyor. Mukaddes beldelere gidenler kadar gidemeyenlerin de istifade edebileceği bir zaman dilimi bu. Şimdi o günler, işte o anlar, o saatler Allah'ın teveccüh ettiği anlardır. O esnada ona yönelen herkes kalbi sermayesiyle, idrak sermayesiyle, marifet sermayesiyle ve oradaki işte yorum sermayesiyle neyse o da teveccüh eder. Allah da ona göre varidat-ı sübhaniyesini sağanak sağanak başından aşağı yağdırır. Şimdi bu günler öyle günlerse hani gidenler gidiyorlar, onlar öyle mükafat alırlar. Orada meşakkat çekenler meşakkat çekiyor, mükafatlarını öyle alıyorlar. Orada bütün kalbiyle Cenab-ı Hakk'a karşı tam açılanlar, kamil mertebede Allah'tan mükafatlarını alıyorlar. Belki melaike-i kiramla at başı hale geliyorlar. Bir de bu leyale aşı içinde madem Cenab-ı Hakk'ın umumi bir teveccühü var, bazıları doğrudan doğruya o fiili ifa ederken bir kısım mazhariyetlere erdikleri gibi bazıları da o mevzudaki niyetlerine göre, arzularına göre, keşke demelerine göre, çünkü hayır istikametinde keşke deme çok önemlidir. Bir kenara çekilir mi? Keşke ben de orada olsaydım. O Arafat'ta bulunanlarla beraber. Ben de günahlarımdan bir kere daha o arınma kurnaları altında arınsaydım. Rabbime temiz ellerimi kaldırabilseydim. Dua etseydim. Onlarla beraber gufrana mazhar olsaydım. Mülahazalarını yaşaması bir insanın. Evet, bu işin içine bid'at sokma demek değildir. Fakat onların orada o yaşadıkları şeyleri burada duygularıyla, düşünceleriyle paylaşma mevzudur. Gülen, hac mevsiminde yerine getirilen kurban ibadetinin de aynı şekilde Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak bütün insanlığın gönüllerini birbirine yakınlaştırdığını vurguluyor. Elhamdülillah Allah'ım sen böyle bir din vaz etmişsin. Bu dinde çok ciddi bir taavün düsturu var, bir yardımlaşma düsturu var. Bak bu mümin kardeşlerimiz bize yardım ellerini uzattılar. Sana binlerce hamdü sena olsun. Şimdi o bir lokma eti ağzına koyan bir insan sana binlerce hamdü sena olsun deyince bu gökler ötesi alemlerde neye tekabül ettiğini siz kestiremezsiniz. Karşılığını olduğunu kestiremezsiniz. Meseleye böyle basit bir nazarla bakmamak lazım. Bir arkadaş diyor ki benden 30 tane, aile fertleri 4 tane. Her ferde 5 tane. Kurban şey yapıyor, taahhüt ediyor. O büyük kentlerde, o zengin insanların yanında, varoşlarda, bodrum katlarında yaşayan insanlar var. Kulübelerde, tahta kulübelerde yaşayan insanlar var. Teneke kulübelerde yaşayan insanlar var. Bunlar belki senede iki defa ya et yüzü görüyorlar ya da görmüyorlar. Bir keresini de sizin elinizle görsünler. Hatta bu da aşılarak bugün dünyanın değişik yerlerinde fakir ülkelere kurbanlar gönderiliyor. Bu aynı zamanda milletimizin, Müslüman milletin bu civan mertliği Türkiye'den başlamak üzere Almanya'da bilinir oldu, İngiltere'de bilinir oldu, İskandinav ülkelerinde, Benelüks ülkelerinde, Amerika'da bilinir oldu. Şimdi kurban günleri oluyor. Kurban kesiyorlar. Millete kurban eti ikram ediyorlar. Hiçbir mahsuru yok. Onlara ikram etmede de bir mahsuru yok. Onlara ikram ediyorlar. Milletimizin bu civan mertliğini bütün dünyaya gösteriyorlar. Çok Hoca Efendi, kurbanın bir teslimiyet sembolü olmasının nasıl anlaşılması gerektiğini ifade ediyor. Yani başta esas bir hayvanın boğazlanmasına bağlı olan sebepte, faktörde bu teslimiyet meselesi var yani. O iman var, o tevekkül var, Allah'a tevekkül, o teslimiyet var. Yani çok büyük bir hadisedir. Asliyet planında Hazreti İbrahim'de, Efendimiz gibi kimselerde görülüyor. Zilliyet planında izafi olarak bütün ümmeti Muhammed o imanı, o tevekkülü, o teslimiyeti belli ölçüde sergiliyor. Yani malım gitti filan demiyor. Olsun diyor. Belki çokları borç parayla kurban alıp kesiyor yani. Öyle bir vücub yok. Yani kurban kesecek kadar imkanı olması lazım. Ama olsun diyor, ben yapayım bunu, Cenab-ı Hak lütfeder yani, beni mahrum bırakmaz. Bütün bunlar hep o teslimiyetin neticesidir. Hoca Efendi,
Peygamber Efendimiz'e bir vefa ve sadakat nişanesi olarak kurban kesilebileceğini ifade ediyor ve bunun samimi bir niyetle yapılmasının büyük sevap vesilesi sayılabileceğine dikkat çekiyor. Evet, öyle bir emri yok Efendimiz'in. Fakat o mevzuda bir yasak da yok. Zannediyorum bir vefa, bir sadakat, hatta halis niyete göre çok önemli bir yöntem sayılabilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keşke imkanımız olsa, yani benim imkanım olsa diyelim, Efendimiz'e keserim 63 tane hayatı seniyelerin her senesi için, Hatice validemiz için keserim, Ayşe validemiz için, Hafsa validemiz için, Ümmü Seleme validemiz için, Safiye validemiz için, hepsi için keserim. Hazreti Fatıma validemiz için, Zeynep Rukiye, Ümmü Gülsüm validelerimiz için, Hazreti Ali için, Hazreti Hasan için, Hazreti Hüseyin için keserim. Ama o nezd-i uluhiyette niye tekabül eder? Efendimizin ona ihtiyacı var mı yok mu? Onlar bizi aşan konular. Mesele ihtiyaç meselesi değil. Sadakatını, vefanı, onlarla irtibatını ortaya koyma meselesidir. Allah Celle Celaluhu onları sevaba çevirir. Onlara der ki sizin halayıkınızdan, kapı kullarından bir tanesi size şöyle bir armağan göndermiş. Onlar Ali Cenab insanlardır. O küçük armağanı alırlar ama çok memnun olurlar. Vefamızı bütün derinliğiyle onlar karşısında sergilememiz lazım. Samanyolu Haber.com. Sadece gerçek.